Merhaba arkadaşlar, mol kavramının 5. videosunu çekiyoruz. Son videomuz, buyurun başlayalım. 41. sorudayız. 0,1 mol CnH2n artı 2 bileşiğindeki toplam hidrojen sayısı. Hidrojene baktım, burada ne var? 2n artı 2. Başındaki mol ile çarptım, ne oldu? 2n artı 2 mol hidrojen oldu. Neye eşitmiş bu? 9 gram H2O sıvısındaki hidrojen. H2O'nun 1 molü ne oldu? 18 gram. 9'u 18'e böldüm. Bu ne yaptı? Şurası 0,5 mol. Yani H2O'nun 0,5 mol olduğunu söylüyor bana. Peki buradaki hidrojenin mol sayısı kaç? 2 ile yarımı çarptım. 1 mol hidrojen. Mavili kısımla şu 1 mol eşit olacak. Yani bu arada doğru mu? 0,1 ile çarparken şurayı tabii gözden kaçırdık. 2n artı 2 ile 0,1'i çarptık. Şunu düzenleyelim. 0,1 çarpı 2n artı 2 mol olacak. Yani 0,1 çarpı 2n artı 2 eşittir 1 olacak. Burada bununla bunu sadeleştirdik. 10 kaldı. 2n eşittir 8. N eşittir kaç çıktı buradan? 4 oldu. Cn H2n artı 2. C'yi 4 bulursam H'da kaç olur? 10 olur. Aradığım formül bu oldu. Yani şuradaki matematiği siz kendi bildiğiniz yolda yaparsınız. Buyurun 42. sorudayız. Aşağıdaki tabloda bazı bileşiklerin madde miktarları ve içerdikleri atom sayıları verilmiştir. Şurası madde miktarı, yanında da atom sayısı verilmiş. Buna göre maddelerin içerdikleri toplam atom sayıları, içerdikleri toplam atom sayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi toplam atom sayısı burada 1 karbon, 4 hidrojen, 5 yaptı. 5 ile 0,4'ü çarptı, ne yaptı? 2 mol atom. Burası 2 oldu. X dediğim değer. Bir alta geçtim. Na tane hidrojen gazı. Na tane 1 mol demek. Hidrojen gazı 1 çarpı H2 demek. H2 ile bunu çarptım. 2 mol atom oldu. Alttakine baktım. 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane. Bu ne yaptı? 0,5 mol helyum yaptı. Helyum 1 olduğu için 0,5 mol atom oldu. O zaman aradığım cevap ne oldu? X eşittir Y. O da büyüktür. Z oldu. Yani şurasını biz ne bulduk? 2 bulduk. Burasını 2 bulduk. Burası 0,5 çıktı. X Y'ye eşit oldu. Y de Z'den büyük oldu. Evet, buyurun. Soru 43'teyiz. Eşit kütlelerdeki CO, N2, C4, H8 gazları için. Şimdi CO'nun eması kaç oldu? 12 ile 16'yı topladım. 28 çıktı. N2'nin ne çıkar? 28. C4, H8'in ne çıktı? 48, 56. Eşit kütle. Şimdi şunu düşünelim. Bunların emalarına baktım. 28, 28, 56. 56, 28'e ne? 2 katı. Her birinden 56 gram almış olsaydım, 56 gram, yani 2 mol CO, 2 mol N2, 1 mol C4, H8 olacaktı. Yani şu ikileri, birleri 56 gram seçersem işim kolay olur. Yorumu kolay yaparım. Böyle seçtim. Hangileri doğrudur? Molekül sayısı mol demek. En küçük olan C4H8'dir. Doğru. 43'ün bir doğu. Aynı koşullar CON2'nin hacimleri eşittir. İkişer mol olduğu için doğrudur. N2'deki atom sayısı en küçüktür diyor. Yanlış. Şöyle, atom sayısı burada 2. 2 ile 2'yi çarptım. 4 mol atom oldu. Burada da 2 var. 2 ile 2'yi çarptım. Bu da 4 mol atom oldu. 1, 2 doğru oldu. 43 için doğru cevabım C seçeneği oldu. Buyurun 44'teyiz. 3,2 gram CH4 ile bir miktar C3H8 gazları karışımında toplam 4,8 mol hidrojen atomu bulunmaktadır. Buna göre karışımda kaç gram C3H8 gazı vardır? Şöyle yapalım. CH4'ün eması kaç? 16. 33,2'yi 16'ya böldük. 0,2 mol. Yani elimde CH4'ün mol sayısı kaç oldu? 0,2 mol. Hidrojenle bunu, 4 hidrojenim var, çarptım. 0,8 mol hidrojen atomu var.
Peki toplam 4,8 mol hidrojen vardı. 4,8'den 0,8'i çıkardık. 4 mol hidrojen atomu kaldı. Bu 4 mol hidrojen atomu şunun içinde olacakmış. Çektim bunu buraya. Formülümü yazdım. C3H8. Bunun başında ne var bilmiyorum. Kaç mol var? 8 ile bunu çarptığımda 4 mol hidrojen olacak. Ona da 0,5 mol diyeceğim. Elimdeki mol bu. Bu kaç gram C3H8 var? Ne kadar mol olduğunu buldum. Yarım mol. C3H8 36 ile 8'i topladım. Kaç gram? 44 gram. 1 molü 44 ise 0,5 molü 22 gramdır. 44 için doğru cevabım D seçeneği oldu. Buyurun 45'teyiz. Evet, klasik aydın sorusu. Bol matematikli. Bakalım. 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluştu. 11 milyon ağaç bugün fidan, yarın nefes projesi kapsamında gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı fidan dikme etkinliği düzenlendi. Tamam. Yetişkin bir ağaç saatte ortalama 2,2 kilogram karbondioksit bünyesini alır. 2,2 kilogram. Bu küresel ısınmayla mücadelede etkin yöntemlerden biridir. Ortalama bir saatte aldığı karbondioksit miktarı. Geleceğe Nefes kampanyasında 11 milyon ağacın yetişmesiyle yapılacak olan karbondioksit emiliminde saatte tutulan karbon atomu sayısı kaç tanedir? Peki şöyle başlayalım. Bu bir saatte ve bir ağaç. Peki saat olarak yine bana saatte dediği için saatle ilgili bir sorunum yok ama ne kadar ağacım var? 11 milyon. 11 çarpı 10 üzeri 6 bu ağaç sayısı. Peki bu ağaçlar ne kadar karbondioksit tutabiliyorlar? 2,2 kilogram. Bunu 10 üzeri 3 ile çarptım, gram oldu. Gram oldu. Bakın ne yaptım ben? Ağaç sayısını aldım buraya. Takip edelim burayı. Ağaç sayısını aldım. Elimdeki gramı da ne yaptım? Kilogramı da ne yaptım? Grama çevirdim. Şimdi dönelim, şöyle bir şey yapalım. Bunu da kaça böleceğim? Karbondioksit olduğu için 44'e böleceğim. Gramlar gidecek, mole dönüşecek. Şimdi bu işlemi yapmak için şöyle bir şey yapalım. 11 milyon ağaçın yetişmesi için 2,2 kilogram karbondioksit bütünlüğünü alır. Evet, bir bakalım bir yerde bir hatamız var mı? Şu an gözükmüyor. Bu sıfırı kullanalım. 11 çarpı 22 çarpı 10 üzeri 9 bölü 44. Bununla bu gitti, 2 kaldı. Bir sıfırı buraya attım. Bu neye döndü? 55 çarpı 10 üzeri 8. Bu kadar mol oldu. 55 çarpı 10 üzeri 8 mol oldu. Her bir mole de 6 çarpı 10 üzeri 23 dedim. 6 tane 55 ne yaptı buradan? 6 kere 5 30, 6 kere 5 30, 33 çarpı 10 üzeri 31. Bunu bir bakalım ne yaptık? 31 oldu. Evet. 3,2, 3,3 çarpı 10 üzeri 32 gibi bir değer bulduk. Eğer bir yerde bir işlem hatası yapmadıysak, şurada bir tane virgül kaçırdık zannedersem. Burası 8 olacaktı. Burası 22 olacaktı. 30 olacaktı. 32 olacaktı. Geçiyorum. Çok da hani sağlam bir matematik gerekir. Yarı yolda şu virgülü dikkatli çözersek bir sıkıntı kalmayacaktır. Evet, 46. sorudayız. Eşit sayıda hidrojen atomu içeren CH4, CH4, C3H8. Eşit sayıda hidrojen içeriyorsa, bunun molüne 2A mol dersem, bununkine de A mol derim. Çünkü 8 var burada, 4 var burada. Gazları karışımı 19 gram olduğunu göre. Bunun 1 molü kaç gram? 16 gram. 2A ile bunu çarptım. Bunun gramı neye döndü? 32 çarpı A gram artı. Burasının eması kaç? 44. A ile çarptım. 44 A oldu. 4, 2, 6, 76 çarpı A gram 19 oldu. Buradan A ne çıktı? 19 bölü 76'dan 1 bölü 4 mol. Karışımda toplam kaç mol karbon atomu bulunur? O zaman bu işlemlerden sonra artık elimde benim şöyle bir şey var. 2 ile 1 bölü 4'ü çarptım. 2 bölü 4 CH4 var. Burası 1 bölü 4
C3H8 var. Bana karbon atomunu soruyor. Buradan 2 bölü 4 çıktı. Buradan 3 bölü 4 çıktı. Yani 2 bölü 4 ile 3 bölü 4'ün toplamı ne yaptı? 5 bölü 4 mol karbon çıktı. Peki ne diyor? Kaç mol? 5'i 4'e böleceğim. 1,25 doğru cevabım olacaktır 46. soru için. Evet. Buyurun 47'deyiz. Aşağıdaki seçeneklerde verilen maddelerden hangisinin içerdiği atom sayısı en fazladır? 0,1 mol karbon içeren. Şimdi buradaki karbonun 2 olduğunu gördüm. Toplam 0,1 mol karbon içeriyorsa demek ki benim elimde 0,1 bölü 2 mol C2H4 var. Peki toplam atom sayısı burası kaç yaptı? 6. 6 ile bunu çarptım. 0,3 mol atom oldu. B şıkkı 0,8 gram helyum. Helyumun eması kaç? 4. 0,8'i 4'e böldüm. 0,2 mol helyum oldu. Helyum burada bir tane olduğu için 1 ile bunu çarptım. 0,2 mol atoma dönüştü. 3,01 10 üzeri 22 tane CH4 molekülü. Bir kere bunu Avogadro'ya böldüğüm zaman 0,5 buradan gelir. Bir 0 da buradan olduğu için 0,05 mol CH4. Peki atom 5. 5 ile bunu çarptım. 0,25 mol atom oldu. 28 gram azot içeren. Azot 14 olduğuna göre şurası 2 mol azot monoksit. 2 var burada. 2 ile bunu çarptım. Neye döndü bu? 4 mol atom. 0,25 mol O3 gazı. Bunu O3 diye kabul edelim. 3 ile bunu çarptım. Neye döndü? 0,75 mol atom. Bana neyi soruyor? Atom sayısı maksimumdur. Şu bulduğumuz değerler 0,3, 0,2, 0,25, 4, 0,75. Doğru cevabımız ne oldu? Denizli D seçeneği oldu. Bence bunu hani başında durdurup kendiniz bir deneyin. Takıldığınız yerde daha faydalı olur dinlersek. 0,4 mol CO ve CO2 gazları karışımının kütlesi 12,8 gramdır. Okuyamadık. Çok sağlam matematik var yine. Buna göre karışımdaki CO gazının mol sayısı kaçtır? Şöyle mi yapsak? Buna A mol diyelim. Buna da B mol diyelim. Yani 0,4 eksi A diyebilirdim. Yani gelip buradan. Bunun eması kaçtır? 12, 16, 28 gram. Bununki 44 gram. Bana mollerin toplamını kaç vermiş? A artı B'yi 0,4 vermiş. A mol karbon monoksit ne yapar? 28 çarpı A gram yapar. B mol 44 çarpı B yapar. O da neymiş? 12,8 gram. İki bilinmeyeni denklem yazdık. Tek bilinmeyeni de yapabilirdiniz. Kim istiyor? CO istiyor. O zaman B'leri yok edeyim. Eksi 44 ile çarptım burayı. Ne yaptı? Eksi 44 A. Eksi 44 B eşittir. 4, 4, 16, 16, 17. Bir tane virgül. Eksi 17,6 oldu. Aşağıda 28 A var. Artı 44 B var. Eşittir. 12,8. Taraf tarafa topladık burayı. B'ler gitti. 44'ten 18'i çıkardım. 16 A oldu. Eksi 16'dan 8, 8 virgül. Ne kaldı burada? 6, 2, 4 virgül 8. A ne oldu? Eksisi vardı bunun. 0,3 mole döndü. A neydi? CO gazının molüydü. Benden istenen CO mol sayısı 0,3'tür. Yani dediğim gibi en baştan birine x deyip bir diğerine 0,4 eksi x de deyip yapabilirdik. Buyurun. 49. 1 gram 6,02 10 üzeri 23 atomu kütle birimidir. Burayı bizim ezbere bilmemiz gerekiyor gençler. Şurayı. Belki buna bir video çekip hani nasıl çıktığının mantığını da görebiliriz. Buna göre kalsiyum atomu ile ilgili. Kalsiyumun eması kaç? 40. Bir tane kalsiyum atomunun kütlesi 40 atomu kütle birimidir. Doğrudur. Tane atomik kütle birimine gider. Şurayı bir netleştirelim bak. Tane atomik kütle birimine gider. Peki altına geldik. 1 mol 40 gramdır. Bu da doğrudur. Mol nereye gider? Grama gider.
tane atomu kütle birimine, mol grama gitti. 3'e baktım. Bir tanenin kütlesi valla güzel bir çeldirici olmuş. Aslında ne olmalıydı bu? 40 bölü 602 çarpı 10 üzeri 23 olmalıydı. Doğru cevabım 1 ve 2 oldu. Dikkatli olmalıyız. Buyurun 50. sorudayız. Son sorumuz. Bir bileşiğin 0,25 molünde. Bileşik burada 1 bölü 4 molünde. 0,5 mol x. O zaman benim x'im 2 tane olmalı ki 0,5 olsun. 1 mol y. Y de 4 tane olmalı ki çarptığımda 1 çıksın. Bileşik molekül formülü x2y4 oldu. 50. soru içinde doğru cevabım A seçeneği oldu. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Umarım faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. İyi